Hepimiz gündelik yaşamımızda az ya da çok başka insanlarla ilişki kurmaktayız. Ailemizle, arkadaşlarımızla, sevgilimizle, gofret satın aldığımız bakkalla, bindiğimiz otobüsün şoförüyle farklı düzeylerde kişiler arası ilişki yaşamaktayız. Bu kimi zaman bir baş selamı olurken kimi zaman da hayatı paylaşmak gibi çok daha derin bir ilişki şeklinde oluşur. İlişki kurma birçok canlıda olduğu gibi insanda da önemli ihtiyaçlardan biridir. İnsan yavrusu doğumundan itibaren bir toplumsallaşma süreci içerisindedir ve bu toplumsallaşma karşılıklı ilişki üzerine kuruludur. Toplumsallaşma, insanın doğduğu andan itibaren aile, arkadaşlık, din, okul, devlet gibi kurumlarla toplumun bir parçası olmayı, toplum içerisinde bulunmayı öğrenme, toplumun norm ve değerlerini içselleştirme sürecidir. Bu programda kullanılacak anahtar kelimeler: çekicilik benzerlik, biriciklik, karşılıklı ilişki, bağlanma, yalnızlık, çatışma, empati'dir. Bu programı izledikten sonra bir ihtiyaç olarak sosyal ilişki kurma nedir? Kişiler arası ilişkilerde temel ilkeler nelerdir? Kişiler arası ilişkilerde süreçler nelerdir? Kişiler arası çekicilik kuramları nelerdir? Aşk kuramları nelerdir? sorularına yanıt bulabileceksiniz. İnsan kişiler arası ve gruplar arası ilişkilerin öznesidir. Tercih edilen bazı yalnızlık biçimleri olsa da insan karşılıklı ilişki kurmaya ihtiyaç duyar. Tercih edilmeyen yalnızlık zordur ve insan için olumsuzluklar yaratır. Gündelik yaşamımızın büyük bir kısmını kapsayan kişiler arası ilişkilerin en temelde üç yönü vardır. Bunlar karşılıklı bağımlılık, tamamlama gereksinimi ve duygusal bağlılıktır. Bazı durumların kişilerin kuracakları ilişkileri diğerlerinden daha fazla belirlediği yapılan çalışmalarda açığa çıkmıştır. Benzerlik, yakınlık, karşılıklılık ve çekicilik bu özelliklerden bazılarıdır. Öncelikle kişi kendisine benzeyen insanlarla ilişki kurmaya eğilimlidir. Bu durum homofili ilkesiyle açıklanır. Meslek, cinsel yönelim, tutum, inanç, din gibi ortak özelliklere sahip olan insanlarla ilişki kurmaya eğilimliyizdir. Bir diğer ilke yakınlıktır. Fiziksel olarak yakın olduğumuz insanlarla ilişki kurmaya eğilimliyizdir. Yakınlık etkisinde salt maruz kalma teorisi önemlidir. Teoriye göre, bir uyarıcıya maruz kalma sıklığımızla o uyarıcıyı beğenme olasılığımız arasında pozitif yönde bir korelasyon vardır. Aşinalık kişinin kişiler arası ilişki kurma olasılığını arttırır. Bu durumu da salt maruz kalma etkisiyle açıklayabiliriz. Maruz kalma etkisi başlangıçta nötr olan ya da olumlu tutma sahip olan uyarıcılar için geçerlidir. Maruz kalma durumu, kişide olumlu duygular uyandırır. Biz bize karşılık vereceğini düşündüğümüz kişilerle birlikte olmaya eğilimliyizdir. Bize ilgi duyanları severiz. Bize olumsuz duygulara yaklaşana biz de olumsuz duyguyla yaklaşırız. Özellikle öz saygısı düşük insanlar bu ilkeyi sıklıkla kullanırlar. Son olarak fiziksel çekicilik de bize kiminle ilişki kuracağımızı işaret eden bir ilkedir. Fiziksel çekicilik ve güzellik evrensel standartlara sahip değildir ve kültürden kültüre değişiklik gösterir. Ancak yapılan bazı çalışmalarla bazı yüz biçimlerinin genel olarak güzel bulunduğu bulunmuştur. Simetrik yüzler, minik burun ve çene, büyük gözler ve belirgin elmacık kemikleri kişilere daha çekici gelir. Bazı evrimsel kuramlar bunu doğal seçilim sürecinden bugüne gelmiş Ortalama değerlerin bize hayatta kalma ihtimalini hatırlattığı için çekici geldiğini belirtirken bilişsel ve gelişimsel kuramlar zihinsel prototipler oluşturduğumuz için bazı biçimlerin bize çekici geldiğini savunur. İnsan yaşamı içerisinde kişiler arası ilişkiler kurar. Bu ilişkiler büyür, gelişir, çözülür ve biter. Bu ilişkiyi yaşarken kişiler bazı önemli süreçlerden geçerler. Şimdi bu süreçlerden olan bağlanma, çatışma, empati ve yalnızlık kavramlarını görelim. Bağlanma, bebeğin anne babasına ya da ihtiyaçlarını gideren ve bakımını üstlenen bakıcısına olumlu tepki vermesi, korku durumunda onlara ihtiyaç hissetmesi ve yanlarında güven duyması durumudur. Bebeklerde üç tür bağlanma vardır. Bunlar güvenli bağlanma, Kaygılı bağlanma ve kaçınan bağlanmadır. Anne baba ya da bakıcı bebeğin gereksinimlerine duyarlı olup gereksinimleri giderdiğinde güvenli bağlanma. Bebeğin gereksinimlerine tutarlı tepki vermediğinde, gereksinimi bazen giderip bazen kayıtsız kaldığında kaygılı bağlanma. Bebeğin gereksinimlerine tamamen ilgisiz olduğunda ve bebeğin yakınlaşma çabalarını reddettiğinde kaçınan bağlanma oluşur. Çatışma, bir kişinin davranışları diğerininkileri engelleyici olduğunda yaşanan bir süreçtir. Çoğu zaman ilişki doyum verici olmadığında ortaya çıkar. İlişkinin taraflarında bulunan kişilerin yöneldiği hedeflerin birbiriyle uyuşmadığı durumda ortaya çıkar. İlişkide doyum yaşanmadığında oluşur. İlişkide doyum yaşanmadığı durumda ifade etme, bağlılık gösterme, Yok sayma ve terk etme tepkileri gerçekleşir. Bu tepkiler aktif veya pasif ve yapıcı veya yıkıcıdır. İfade etme aktif ve yapıcı bir tepkidir. Çatışmaya neden olan problemleri tartışmayı, uzlaşma önermeyi, ilişki için uğraşmayı içerir. Bağlılık gösterme pasif ve yapıcı bir tepkidir. Kişi pasif konumdadır ama iyimser bir şekilde işlerin ilerleyeceğine dair destekleyici bir tepkisi vardır. Yok sayma pasif ve yıkıcı bir tepkidir. İlişkideki tarafları görmezden gelmeyi, fiziksel veya duygusal olarak onları istismar etmeyi ve sadakatsiz olmayı içerir. Terk etme aktif ve yıkıcı bir tepkidir. Evli bir çiftin resmi olarak boşanması buna örnek verilebilir. Empati, bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır. Kişiler arası ilişkilerde çatışmaları gidirebilecek bir iletişim türüdür. Başkasının yerine koyarak onunla birlikte acı çekme ise empati değil, sempati olarak adlandırılır. Yalnızlıksa bir kişinin sosyal ilişkiler ağının eksik olduğu durumlarda meydana gelir. Üzücü bir deneyimdir. Sosyal izolasyon da kişinin yalnız kalmasıyla ilgili bir durumdur. Ancak yalnızlıkla eş anlamlı olarak kullanılamaz. Yalnızlık sosyal izolasyonla doğrudan bağlantılı değildir. Sosyal izolasyon diğer insanlarla ilişkilerin olmaması durumudur. Yalnızlıksa mevcut ilişkiler ve ilişki standartları arasındaki tutarsızlığı bilişsel değerlendirmesinin olumsuz sonucudur. Kişilerin birbirleriyle hangi temel üzerinden ilişki kurduğunu, çekiciliğin neden kaynaklandığını, ilişkilerin neden sürdüğünü açıklamaya çalışan birçok kuram vardır. Biz şimdi en temel kuramları, sosyal değiş tokuş kuramını, denklik kuramını ve evrimsel kuramı görelim. Sosyal değiş tokuş kuramı, en tatmin edici ilişkilerin en düşük maliyetle en büyük ödülü edinilen ilişkiler olduğunu belirtir taraflar arasındaki alışveriştir. Ne kadar kar elde edildiği, alternatiflerin varlığı ve ilişkiye yapılan yatırım kurama göre doyumun sağlanıp sağlanmadığını belirler. Denklik kuramına göre bir taraf ilişkiye fazla katkı sunarsa ondan daha fazla getiri elde etmesi gereklidir. Aksi durum ilişkide dengesizlik yaratır. Az yarar sağlayan taraf kendisini öfkeli, küskün ve mahrum hissedebilir çok yarar sağlayan tarafsa utanç ve suçluluk duyabilir. Evrimsel kuramsa çekiciliğin nedenlerini türün en iyi şekilde gelişim çabası temelinde tanımlar. Kurama göre bütün hayvan davranışları bireylerin genlerini gelecek nesle geçirme ihtimalini yükseltmek içindir. Bireyler çekici partnerler ararlar çünkü bu sağlık ve üreme belirtisidir. sosyal psikologlar tarafından aşk ile ilgili birçok çalışma yapılır. Biz bu dersimizde aşkın renkleri tipolojisini ve üçlü aşk kuramını göreceğiz. Aşkın renkleri tipolojisine göre üç temel aşk biçimi vardır. Bunlar Eros, Storch ve Ludus'tur. Eros ve Ludus birleşerek Mania'yı, Storch ve Ludus birleşerek Pragma'yı, Eros ve Storch birleşerek Agape'yi meydana getirir. Eros tutkulu aşk, Ludus oyuncu aşk, Storch arkadaşça aşk, Mania saplantılı aşk, Pragma gerçekçi aşk, Agape ise özgeci aşktır. Üçlü aşk kuramına göre ise aşkın üç temel bileşeni vardır. Bunlar yakınlık bileşeni, tutku bileşeni ve bağlanma bileşenidir bunların birleşimiyle 8 aşk türü meydana gelir. Üç bileşenin de olmadığı tür sevgisizliktir. Hoşlanma sadece yakınlığı, ilk görüşte aşk sadece tutkuyu, boş aşksa sadece bağlanmayı içerir. Romantik aşkta yakınlık ve tutku birlikteliği, arkadaşça aşkta yakınlık ve bağlanma birlikteliği, saçma aşktaysa tutku ve bağlanma birlikteliği vardır. Mükemmel aşksa üç bileşenin de aynı anda var olmasıyla oluşur. İlişki kurma diğer birçok canlıda olduğu gibi insanda da en önemli ihtiyaçlardan biridir. Kişi karşılıklı bağımlılık içerisinde olduğu, birbirini tamamladığını düşündüğü ve duygusal bağlılık gösterdiği ilişkileriyle geniş bir ilişki ağının bir parçasıdır kişiler arası ilişkilerdeki temel ilkeler benzerlik, yakınlık, karşılıklılık ve çekiciliktir. Sosyal değiş tokuş kuramı, en tatmin edici ilişkilerin en düşük maliyetle en büyük ödülü edinen ilişkiler olduğunu belirtir. Denklik kuramına göre ise bir taraf ilişkiye fazla katkı sunarsa ondan daha fazla getiri elde etmelidir. Aksi durum ilişkide dengesizlik yaratır. Evrimsel kuramsa Çekiciliğin nedenlerini türün en iyi şekilde gelişim çabası temelinde tanımlar. Bağlanma, çatışma, empati ve yalnızlık ise kişiler arası ilişkilerde önemli süreçlerdir. Bu programda bir ihtiyaç olarak sosyal ilişki kurma nedir? Kişiler arası ilişkilerde temel ilkeler nelerdir? Kişiler arası ilişkilerde süreçler nelerdir? Kişiler arası çekicilik kuramları nelerdir? Aşk kuramları nelerdir? sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, Sosyal Psikoloji 1 ders kitabının 6. ünitesinde yer almaktadır.